Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Infinity War muhabbetleri video serisinde ikinci bölüm olarak Hulk'tan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu arkadaş Thanos'a karşı kullanabilecek en iyi kozlardan bir tanesi iken bir tane dövüş sahnesi dışında görmedik. Peki neden böyle oldu? Yani en güçlü yenilmez unvanını alan adam neden kendisini gösteremedi? Cevabı filmi inceleyen birçok kişinin de tahmin ettiği gibi Hulk'un Thanos'tan korkmuş olması. Tabi öyle dayak yedikten sonra korkmuş olması normal. Video içerisinde değineceğim, hatta görseli görünce eminim şok olacaksınız. Şimdi bu videoda yapacağım şey de filmleri baz alarak bu konuyu biraz daha açıklığa kavuşturmak olacak. Şöyle ki Infinity War'a kadar olan Hulk filmlerini düşünün. Solo filmleri, Avengers'lar, Thor Ragnarok hepsinde karşısına çıkan rakiplerini yenip kendisinin en güçlü olduğunu gösterebiliyordu. Kanıtlayabiliyordu daha doğrusu. İlk solo filminde babasının yolladığı köpekleri öldürdü. Ardından Ross Hulk'u yakaladı. Oradan kurtuldu. Sonra babasıyla karşı karşıya gelmiş ve onu pes ettirmeyi başarabilmişti. Ardından da oradan kaybolup kaçak hayatına başlamıştı. İnsanlara yardım falan ediyordu. Sonraki filmlerde General Ross Hulk'un yerini tespit etmiş ve onu yakalamaya çalışmaya devam ediyordu. Bruce Banner kaçmaya çalışsa da maalesef Hulk formuna geçişi engelleyemiyordu. Emil Blonsky Hulk'u gördüğü anda ağzı açık kaldı. O da beklemiyordu böyle bir arkadaş tabii ki. Sonra Hulk oradan kurtulup yine orduyla karşı karşıya geldi. Ordunun yeni silahlarına rağmen yine herkesi pert etti. Filmin sonunda ortaya çıkan Abomination'da güzel bir kapışmayla dövüp General Ross'un önüne bok çuvalı gibi attıktan sonra yine kaçak hayatına devam ediyor. Avengers'da Loki dövüyor. Büyük küçük demeden uzaylıların hepsinin içinden geçiyor. Hulk'a göre küçük bir tehdit gibi görünse de Ultron'u da saymak gerekir bence. O da boş bir karakter değil sonuçta. Onu da dövdükten sonra zaten Scar'a gidiyor. Orada direkt zaten arenanın şampiyonu olarak gördük kendisini. Oraya nasıl geldi ya da kimlerle karşılaştı bilmiyoruz ama gelen rakipleri ya da neyle karşı karşıya geldiyse hepsini alt etmiş ve oranın en sevilen gladiatörü haline gelmiş. Bu noktaya kadar her şey Hulk için güzel gidiyor ama Infinity War filmi her şey değişti. Ne kadar dikkat ettiniz bilmiyorum ama Thanos'la kapıştığı sahnede ya da daha doğru ifadeyle Thanos'un Hulk'u ezip geçtiği sahnenin sonunda yere fırlattığında burnu kırık vaziyetteydi. Gördünüz mü? Şaka gibi değil mi? Yüzüne aldığı diz darbesiyle burnundan kanlar da patlıyordu zaten. Bu darbeyle çıkan ses de çok farklıydı. Yere düştüğü andaki görüntüsüyle de her şey belli oldu zaten. Koskoca Hulk ağzı burnu kan revan içinde ilk defa baygın hale gelmişti. Hatta orada Heimdall Hulk'u dünyaya gönderirken Hulk'un yüzündeki kanlar daha da belli oluyordu. Belki yüzünde elmacık kemiği falan da kırık olabilir ama onlar burun gibi kendisini belli eden kırık tipi değil. O yüzden burun dışındaki bölgelerde hasar var mı yok mu yorum yapmak zor. Şimdi o ana kadar da Hulk kimlerle karşılaştıysa ve dövüştüğü karakterler arasında kaybetme ihtimali en yüksek olan kişi Thor'du. Onu da zaten kapışmadı. Öyle bir sinek ısırığı gibi bir dürtüde bulundu. Sonra Thor'la birlikte Asgard'dan ayrıldılar. Demek istediğim şey de Hulk o ana kadar hep en güçlü olandı. Her seferinde yıkıp döken, kırıp parçalayan kişi oydu. İlk defa kendisini parçalayan birisiyle karşılaştı. Artık Hulk en güçlü olan değil ve Hulk bunun farkında. Thanos resmen Hulk'un psikolojisini bozmuştu orada anasını satayım. Yani sadece dövmek ya da korkutmakla kalmamış. Bu yüzden ortaya çıkmıyordu. Sinema dünyası ile ilgili olarak da film hakları mevzusunu çözüp solo bir Hulk filmi çıkarırlarsa diye birkaç tane teorim var. Bunların en başında Red Hulk geliyor ki bu bayağı iyi olur. Bu teori de şuradan geliyor. Edward Norton'un oynadığı The Incredible Hulk filminin son sahnesinde Tony Stark ve General Ross bir konuşma gerçekleştiriyordu. Hani iş birliği içerisinde gibi bir şeylerdi. Oradan geliyor yani. Ayrıca Abomination'a da ne olduğu bilinmiyor. Filmin sonunda Hulk onu dövdükten sonra kaçıyordu. Red Hulk öncelikli olur gibi geliyor ama bu iki karakteri daha sonra tekrar görebiliriz. Bunun dışında ben World War Hulk'u görmeyi çok isterdim. Ki solo filmi olursa konusu muhtemelen o şekilde gider çünkü direkt şampiyon savaşçı olarak gördük Ragnarok'ta. Ama oraya gittikten sonra neler yaşadı hiçbir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz kısım Skar gezegeninde hayatını 2 yıldır Hulk formunda devam ediyor. World War Hulk'a bağlayabilmek için açık kapı olarak bu zamanı kullanabilirler. Tabii ki sinema dünyasında ne olacak belli olmuyor. Bu film hakları sorununu çözelim. Ondan sonra bu konuyu tekrar konuşuruz. Bu cümleyle videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Eksik ya da farklı bir düşünceniz varsa yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.